yapıyorsun kardeşim? Niye atıyorsun kendini yola? Bak bir de konuşuyor. Lan öldürüyordun lan neredeyse beni. Bana bak, doğru söyle, seni o Nazan karısı gönderdi benim üstüme değil mi? Bak, o Sayko'ya söyle, bıraksın peşimi. Dayanamıyorum kardeşim artık, dayanamıyorum. Nazan kim kardeşim, manyak mısın? Sen atlıyorsun yola, görmüyor musun yayaya kırmızı yanıyor? Gerçekten kırmızı yanıyor. Kardeşim, bak Nazan göndermedi seni benim üstüme değil mi? He? Hala Nazan diyor ya. Manyak mı dönmedi? Yürü git. İyice paranoyak etti beni bu kadın. Yok yok. Kemal. Bu can korkusuyla yaşanmaz kardeşim. Çalıştır saksıyı, bir çare. Cenk, fark ettin mi? Bugün Songül'ün canı biraz sıkkın gibiydi sanki. Öyle mi? Hiç fark etmemişsin. Yok yok, vardı bir şey. Ben onu gözünden tanırım oğlum. Acaba gidip sorsam mı ne oldu falan diye? Sor da bir kanka sor. Çok şık olur lan. Hem böyle hala onu unutmadığını da göstermiş olursun. Aranız yumuşar belki. Diyorsun. Dedim bile. O zaman sorayım ben. Doğru söylüyorsun oğlum. Ben bir gidip konuşayım ha. Kader'le çıkışta kardeşimizi görmeye gidecektik. Ben Kader'i bulayım, sonra şey yaparız. Güney! Senden özür dilerim Songül. Sen beni gerçekten yanlış anladın. Benim kötü bir niyetim yoktu. Ya sen o kafede baş başa kalabilmek için beni kandırdın. Benim sana güvenim bitti bir kere. Bunu geri getirebilecek bir özür var mı? Özür yok ama lütfen böyle konuşma. Sana inanmıyorum, anlıyor musun? Belki de o gün de yalan konuştun. Güney haklıydı. Ya senin yüzünden aramız bozuldu resmen be.